Biliyorsunuz yarın Miraç, öyle değil mi? Bu Miraç böyle bizde ezbere bir gün olarak kalmış. Yılın bir günü Miraç diye tarihi bir gün var. Hakikati köşeye gitmiş, önemi köşeye gitmiş. O yüzden yarın böyle yılda bir gelecek bir fırsat var. Hani böyle tekstilciler falan kampanya kampanya diyor ya böyle. Kapının önü doluyor böyle, doluyor taşıyor. Öyle bir kampanya var yani yarın. Hiç kaçmayacak bir fırsat var. Yılda bir kez ele geçiyor. Şimdi geçen bir kiralık yer bakmaya gittik. İşte malum sığmıyor buraya. Çok dua edin de büyütelim inşallah. Allah nasip etsin. Gittik bir tane böyle hiç adını duymadığım firmalar. 5 katlı, 10 katlı yerler. Allah Allah. Bunlar ne yapıyor diyorum. Bilmiyorum diyorlar. Gökdelenleri var falan. E bu işi mi yapıyor diyorum işte. Bilmem ne işi diyorlar. Yok diyor, bu onun işlerinin en ufağı diyor. E başka ne iş yapıyor diyorum. Şu işi de yapıyor. Mekanın binanın sahibi. Şunu da şunu da. Niye diyorum bu kadar iş yapıyor? Biz anlamadığımız için. Diyor ki şimdi ticaret böyledir diyor. Bir tanesi batarsa öbüründen kurtarması lazım diyor. Şimdi ahiret ticareti de böyle. İnsanın tek bir dünyası olursa, sadece bu dünyası olursa, bu dünyanın demirleri betonlarını sadece düşünür durursa, o ticaret battı mı iflastır. Ama iki dünyası olursa, bu dünya var gölge hükmünde. Bir de hakikatte ne var? Ahiret var. Bu dünyanın ticaretine zeval geldi. Velev çocuğun kayboldu, hasta oldu. Başına bir şey geldi. Velev sağlığına bir şey oldu. Velev hiçbirine bir şey olmasa gençliğine bir şey oldu, kayboldu gitti. Zararı var mı? Zararı yok. Çünkü ney var? İkinci bir ticaretimiz, asıl ticaretimiz ahiret ticaretimiz var. İşte şu Miraç meselesi var ya, Miraç meselesi. Tam bu manada yarın için vazgeçilmez bir ticaret şansı. Manevi bir pazar açılıyor. Bütün günahların affedilebileceği. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kainatta olmasının böyle temel hikmetlerinin anlaşılabileceği bir gün yarın için. O yüzden şu Miraç'ın hikmetini, manasını, mahiyetini bizlerin çok iyi anlaması gerekiyor. Ama anlamadan önce biraz geçmişe gitmemiz lazım. Şimdi Mekke'nin 7. yıllarıyla 10. yılları arasında ne oldu biliyor musunuz? Muhasara oldu. Hatırlıyor musunuz? Boykot ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nerede? Şibi Ebi Talip denilen Ebi Talip mahallesinde. Allah Resulü'nü ne kadar destekleyen Müslüman varsa her birisini boykot ettiler. Çok çileli yıllar, çok. Efendimizin dayımın oğlu dediği bir zat var. Sad bin Ebi Vakkas. Diyor ki, bir ara çalıların arasında devenin derisini buldum. Kızgın güneşin pişirdiği bir taşın üstünde ben de onu pişirdim. Günlerce onu yedim diyor. Böyle zorlu bir dönem geçmiş. Mekke'nin 7. ile 10. yılları arasında muhasara, boykot döneminde. Daha sonra boykot kalkar kalkmaz Allah Resulü Aleyhisselam derin bir nefes alabilmiş mi? Alamamış. Kimi kaybetmiş? Canı kadar sevdiği Hatice'sini kaybetmiş. İnni kad ruziktu hubbeha. Ne demek? Ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım diyor. Allah Allah. Daha sonra ona hamilik eden amcası Ebu Talib'i kaybetmiş. Bak bak, zorluklara bak. 3 yıl boykottasın. Boykot biter bitmez canından çok sevdiğin iki insanı hayatından alıyor Allah Azze ve Celle. Bitiyor mu? Bitmiyor. Mekke'de artık dayanacak çileli dönemler çok olduğundan, dayanacak mecal kalmadığından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'in yolunu tutuyor. Taif'te de ne yapıyorlar? Küçücük çocuklara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlatıyorlar, hakaret ettiriyorlar. Bak bak. İşte bunların üstüne bir gün Recep'in 27. gecesinde bu çilelerin her birisinin birikmesine mukabil bir mükafat olarak Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mescid-i Haram'dan, Kabe'den alacak ve nereye götürecek? Mescid-i Aksa'ya götürecek. Buna İsra diyeceğiz, gece yürüyüşü. Mescid-i Aksa'dan da göklere hürûc ettirecek. Buna da Miraç diyeceğiz. Bir formül yakaladınız mı? Taif'te taş yemeden Miraç olmuyor. Yakaladınız değil mi orayı? Demek ki insan daralacak, daralacak, daralacak. Belki canı gırtlağına gelecek. Ondan sonra Allah Miracı ona hediye edecek. Allah Allah. Biz bunlara sünnetullah diyoruz, adetullah diyoruz. Yerin çekmesi gibi, güneşin ısıtması gibi, bu kainattaki fen ve fizik kanunlarının tamamı, maddenin çekim kuvvetine kadar bunların hepsi sünnetullah. Aynı şekilde bu da sünnetullah. Önce daralacaksın, daha sonra Miraç ile açılacaksın. Bakın, her peygamberin bir miracı olmuş biliyor musunuz? Her peygamberin. Yusuf peygamber, gencecik, küçücük, kardeşlerinin elinden kuyuya atılıyor. Ötesi var mı? Biz bazen dayanamıyoruz ya, ne diyoruz? Ya bana böyle yaptı arkadaş diyoruz. Dayanamıyoruz değil mi? Ya ne arkadaşı ya? Kardeşlerinin eliyle kuyuya atılmış. Kardeşlerinin. Var mı ötesi?
Ne kadar acı, ne kadar zorlu bir şey değil mi? Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Orada da ince bir mesele var. Ne diyor Hazreti Yakup? Yusuf'u götürmeyin, korkarım ki kurtlar yer diyor. İşte bazı müfessirler diyor ki, Hazreti Yakup ümitten, recadan önce havfı tercih ettiği için Allah ona öyle muamele etti diyor. İnceliğe bak, inceliğe. Kardeşlerinin eliyle kuyuya atılıyor. Ben o hadiseyi çok düşündüm. Yıllarca dedim ki, ya Rab, senin şu kainatta en sevdiğin kulların kimler? Peygamberler ya, öyle değil mi? Allah Allah. Şimdi hepimiz toplansak bir peygamber eder miyiz? Mümkün mü? Allah'ın en güzide kulları, en sevdikleri kulları. Tefekkür ettim, düşündüm. Ya Rab, gencecik Yusuf kuyunun dibinde. Allah aşkına dedim ki, ya Rab, seven sevdiğine böyle eder mi dedim ya. Soru bu değil mi? Bak, seven sevdiğine böyle eder mi? Daha sonra bir rivayete denk geldim. Melekler ne diyor biliyor musun? Ya Rab, Yusuf'u biraz daha kuyuda tut. Onun inlemeleri, onun münacatı, onun duası bize çok lezzet veriyor diyor. Dedim ki demek ki kuyunun dibi Yusuf'un miracı. Allah Yusuf'u sıkmış, kulluğun özü çıkmış. Bir gün kavmi üzüyor. Kimi? Hazreti Yunus'u. Biniyor mu gemiye? Biniyor. Daha sonra işte kader tecelli ediyor, gemiden atıyorlar. Ne oluyor biliyor musun? Gece karanlık. Deniz dağdağlı. Bak bak, olaya bak. Denizin içinde balığı karnında sıkılmış. Soralım mı aynı soruyu? Yahu seven sevdiğine böyle eder mi? Tam da böyle eder. Niye biliyor musun? Bakın, hayatınızda şöyle bir münacat işittiniz mi ya? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Duydunuz mu böyle bir cümle ya? Duydun mu? Mümkün değil ya. Nerede çıktı bu cümle? Denizin içinde balığın karnında. Sen zeytinyağının özünü çıkarmak için ne yapıyorsun? Sıkıyorsun değil mi? Kulluğun özü nasıl çıkıyormuş? Sıkınca çıkıyormuş. İşte bu hadiselerin her biri o peygamberlerin de kendi kameti kıymetinde miraçlarıdır. Efendimiz Aleyhisselam'a bu hediye verildiği, diğer peygamberlere de aynı hediyelerin benzer emsalleri verildiği gibi bizim her birimizin de bir miracı, bir kemalatı var. O yüzden bu ders sadece özel gecelerde kutlanan bir ders değil, hayatımızın amacını anlatan bir ders bu ders. Önemini kaybetmişiz, manasını atmışız köşeye. Günün bir günü gelsin, işte iki tane kutlayayım edeyim, bir şey yapayım. E ne olacak bunun hakikati? Bak şimdi bu Miraç dediğimiz gece var ya, öyle büyük bir lütuf, öyle büyük bir hediye ki şu yeryüzünde anneniz, babanız, çocuğunuz, evladınız kimse size bu kadar büyük bir hediye veremez. Şimdi bir kaide vardır. Ne diyor biliyor musun kaidede? İhsan-ı şahanenin reddi idamı muciptir. Ne demek bu? Sultan sana hediye veriyorsa reddedilemez. Anladın mı cümleyi bak? İhsan-ı şahanenin reddi idamı muciptir. Şimdi koca Yavuz Sultan Selim merhum gelse cennet mekan. İşte ben de çocuğunun doğduğunu müjdelemişim. Koca sultan boş göndermez. Şöyle bir kase altın atsa önüme. Ben de desem ki sultan sende kalsın, lazım olur, yarın bir gün harcarsın deyip ona geri atsam ne olur? Kelle gider. Çünkü ihsan-ı şahanenin reddi idamı muciptir. Şimdi bu gece ne biliyor musun Miraç gecesi? İhsan-ı şahane, sultan-ı ezel ve ebedin bizim gibi günahlarla boğulmuş bu ahir zamanın çocuklarına olmaz bir ikramı, olmaz bir hediyesi. Sultanın hediyesi reddedilebilir mi? Mümkün değil, mümkün değil. Sultanın hediyesi asla reddedilemez. Şimdi biz bu Miraç gecesinin önemini, kameti, kıymetini anlamasak ne oluyor biliyor musun? O hediyeyi reddetmiş oluyoruz. Rivayette geçiyor, melekleri anlatıyor. Ne diyor biliyor musun melekler? O geceyi diyor değerlendiremeyenlere diyor. Melekler etrafında toplanır, ne derlermiş biliyor musun? Feryat ediyorlar, diyorlar ki yazık etti, yazık etti şu bahtsıza bak diyor. Miraç gecesi için diyor. Allah Allah. Şimdi böyle bizim ağzımıza bir tane kelime dolaşmış. Sevap diye bir kelime. Bu gecelerde böyle sadece sevap noktasını düşünüyoruz. Önemini düşünemiyoruz. Hatta Kur'an'ı bile ne için okuyoruz? Sevap olsun diye okuyoruz değil mi? Sevap dediğiniz gazete kuponu biriktirmek demek değildir. Sevap Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şeylerin derecesi, göstergesidir. Mesela bir şey bir şeyden daha sevaplı değil mi? Demek Allah ondan daha çok razı. Şimdi sevapla ilgili anlamamız gereken bir olay var. Sevap amaç değil, araçtır. O zaman Kur'an'ı okumanın amacı sevap mı? Değil. Sevap araç. Ne biliyor musun? Teşvik primi. Niye? Kur'an'ın manasına ve anlamına muhatap olalım diye sevap dediğin olay teşvik primi. Allah Allah, anlıyor musunuz? Demek ki biz Kur'an'ın manasını bu asırda maalesef çok es geçtiğimiz gibi Miraç gecesinin manasını da çok es geçiyoruz ama çok yazık ediyoruz.
Biraz sıcak farkındayım, biraz da yeriniz dar. Ama başka ateşlerden iyidir ve hayırlıdır. Biraz dayanalım, biraz sabredelim. Size böyle 2-3 parça yer anlatmak istiyorum Miraç'la ilgili. Anlatalım ki yarını kaybetmeyelim. Miraç gecemiz ihya olsun, hayatlansın, canlansın, öyle devam etsin. Birkaç bir yer okuyacağım. Kısa kısa bazı yerler okuyacağım. Birinci esas. Miracın sırrı lüzumu. Bak bak, Türkçe'ye çevireyim mi ne demek istedi? Ya Rab, sen ayette diyorsun ki ben kuluna şah damarından yakınım, değil mi? Kaf suresinde diyor. Ya Rab, madem kuluna şah damarından yakınsın, Resulullah aleyhissalatü vesselama gidip şah damarından yakın şekilde tecelli etseydin, ne gerek vardı onu aldığında göğe hürüc ettirdin? Soruyu anladın mı? Bak bak, miracın diyor sırrı lüzumu. Şimdi ayette diyor ki ben kuluna şah damarından yakınım. Ya Rab, madem şah damarından yakınsın, Efendimiz aleyhissalatü vesselama orada tecelli etseydin, ne gerek vardın da aldın, hem gece yürüyüşü ettirdin, hem de oradan göğe hürüc ettirdin, bütün alemleri gezdirdin. Öyle oldu değil mi? 18 bin alem gezildi mi? Gezildi. Cennet, cehennem görüldü. Subhanallah. Cennet, cehennemler görüldü. Yani ya Rab, ne gerek vardı? Allah Resulü aleyhisselam olduğu yerde tecelli ettirseydin, ne gerek vardı? Bak bak, mana çok ilginç ya. Çok ayrı bir hikaye. Çok çok. Allah Allah. Mesela deniliyor ki Cenab-ı Hak ona şah damarından daha yakın, değil mi? Kaf suresinde öyle geçiyor. Her şeye her şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Bak cümleye bak. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Var değil mi öyle veli zatlar? Hususi bir şekilde Allah'ı bilmeleri var kalplerinde, değil mi veli zatlarda? Cisimden, mekandan münezzehtir. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Neden dolayı velayeti Ahmediye aleyhissalatu vesselam Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor? Özetleyeyim tekrar. Her veli kalbinde hususi şekilde Rabbini, Yaradan'ı bilip görüşebilirken o şah damarından yakın meselesi. Onlar görüşürse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayli hayli görüşür. Madem hayli hayli görüşür, ne gerek vardı Miraç'a çekilmeye, hürüc edilmeye? Nasıl soru? Çok güzel soru değil mi? Bak. Bunu iki temsille anlatacağız. Ben birini okuyacağım. Birinci temsil. Bir sultanın iki çeşit mükalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. Cümlem bu kadar. Bak şimdi. Cevaba bak, cevaba. Görüşme, hususi ve umumi görüşme. Şimdi merhum Özal nereliydi, hatırlayan var mı? Malatya var mı, Malatya'da burada? Darende mi? Pötürge mi? Allah razı olsun ama ticareti Darendeliler kaptı. Bak şimdi merhum Özal'ın mesela bir gün canı mışmış çekti diyelim. Mışmış nedir? Kayısı. Şimdi bir tane de yakın dostu var diyelim, Ali isminde. Evinin bahçesinde oturmuş merhum Özal. Arıyor, diyor ki ya Ali diyor, canım mışmış çekti, bana 2 kilo ayarlar mısın diyor. Şimdi bu hususi bir görüşme mi oldu? Yoksa umumi bir görüşme mi oldu? Ne oldu? Hususi bir görüşme. Makam, rütbe gerekti mi böyle bir görüşme için? Gerekmedi, hususi bir görüşme. Allah Azze ve Celle bizle böyle hususi görüşüyor mu hiç? Görüşüyor, görüşüyor. Mesela şey oluyor mu işte gün içerisinde? Aa, hatırladım, bu nasıl aklıma gelmedi? Nasıl hatırladın? Sana hususi telefon açıldı. Zaten senin hep içinde olsaydı dün de hatırlardın. Bugün hatırladığına göre senden değil, biri ikram etti. Nasıl bir görüşme var? Hususi bir görüşme. Diyelim ki Malatya'da kayısı noktasında kıtlık başladı. Bütün çiftçiler zor durumda. Merhum Özal bütün bakanlarını toplayıp görüşme yapıp halka açıklama yapacak. Bu hususi bir görüşme mi, umumi bir görüşme mi? Umumi. Neden? Rütbe gerektirdi. Bakanlarını topladı, her birisine bir açıklama yaptırdı. Önce bunu anlamamız lazım. Hususi görüşme, umumi görüşme. Sizce Allah Azze ve Celle'nin bir kulunun şah damarından yakın tecelli etmesiyle görüşmesi umumi mi, hususi mi? Hususi, özel görüşme değil mi? Bana haşa 2 kilo kayısı getirir misin manasında. O zaman umumi görüşme ne? Bak şimdi. Bir örnek daha vereyim, onu da iyi dinleyin, olur mu? Mesela bir gün bir sultan var. Tebdili kıyafetle halkın arasına karışıyor. Bakıyor ki bir tane arkadaşın ihtiyacı var. Dönüyor hemen sultan saraya. Askerini çağırıyor, diyor ki hemen onu bana getirin, bir kese altın vereceğim. Bu hususi mi oldu, umumi mi? Hususi oldu çünkü o adama verdiği altını herkesin bilmesine gerek yok. Diyelim ki aynı sultan kadı atayacak memlekete. Kadı hem dini hem idari amir değil mi? Hani şimdi akıllı yaklaşsın diye vali gibi düşünün yani. Şimdi sultan kadıyı gizli gizli mi atar? Hayır hayır, bu hususi bir iş değil, bu umumi bir iş. Ne yapar biliyor musun? Fermanlar, ilanlar. Kadı gelir askerlerin içerisinden yürür. Sultanın bütün mülkünü görür, makamını görür ki hem kadı sultanın kim olduğunu iyi anlasın, hem de bütün halk kadının kadı olduğunu iyi idrak etsin. Bak bu niye önemli biliyor musun? Şimdi mesela birisi benim odama girecek olsa açar kapıyı girer. Bir paşanın odasına böyle girebilir misin? Giremezsin. Niye? Paşanın makamını bilmen, kendisini bilmen demek oluyor.
Diyelim bir gün köyün birinde bir muhtar var. Ama muhtar köyden hiç çıkmamış. Şimdi muhtara sorsan, sen işte sultanı bilir misin desen, ne der biliyor musun muhtar? Hiç köyden çıkmamış ya. Vallahi sultan dediğin bizim ağaların büyüğüdür der. Tanımıyor çünkü sultanı. Daha sonra ya sultanı başka nasıl tanıyorsun diye sorsan, vallahi herhalde bizim ağadan daha çok köyü vardır der. Ne köyü, kıtaları var, öyle değil mi? Allah Allah. Merhum Kanuni Sultan Süleyman dünyanın dörtte üçüne hakim değil mi? Bak ama muhtar nasıl biliyor? Köyden hiç çıkmadığı için ağası gibi biliyor. Devam et sen ya, desen ki bu sizin acaba sultanı tasvir edişiniz nasıl olur deyip muhtarı biraz daha sıkıştırsan der ki vallahi onu bilmem de benim ağam sultan bulgurun yanında ne yer onu bilir der. Yani hayal gücü bu kadar. Vezir nasıl bilir sultanı? Tam olması gerektiği gibi bilir. Benim sultanım kıtalara hükmeder. Mülkü böyledir, ordusu böyledir. Bir gün aldık muhtarla veziri sultanın karşısına koyduk. İkisi de birer metre mesafeden. İkisi de yakın mı sultana? Yakın. Peki maddeden yakın olmak sultanı hakkıyla bilmek demek mi? Hayır hayır. Şimdi bir kelime öğreneceğiz. Nefsül emir. Ne demek? Gerçek hakikati demek. Yani sultanın gerçek benliği var ya, bütün aleme hakim oluşu, mülkü, gücü, kudreti, o hakikatine nefsül emir deniyor. Muhtarın alemindeki sultanla nefsül emirdeki sultan birbirine çok uzak. Vezirin alemindeki sultanla nefsül emirdeki sultan birbirine çok yakın. Sultana maddeten birer metre yakın olmak demek, hakikatte de yakın olmak demek değildir. Vezirin aleminde sultan olması gerektiği gibi, muhtarın aleminde sultan çok uzaklarda. Bizim ağaların başı diyor. Bizim ağanın 3 köyü var, bunun da diyor 5 köyü vardır diyor. Biliyor mu gerçekten sultanı, bilmiyor. Şimdi soru, bak iyi dinle. Bu muhtara sultanı bildirmek için ne yapalım? Ne yapacağım biliyor musun? Muhtarı alacaksın. 30 yıl boyunca kıta kıta gezdireceksin. Sultanın bütün mülkünü, hazinelerini tek tek göstereceksin. Sultanın hava, kara, deniz, ne kadar ordusu varsa bütün ordularını tek tek gezdireceksin. 30 yıl boyunca alemi, sultanın bütün mülkünü temaşa ettirip muhtarı sultanın önüne koyduğun anda muhtarın artık dizinin bağı çözülür. Der ki sultanım sen nefsül emirde gerçekte böyle miydin? Ben bunu böyle bilmiyordum der. Allah Allah, bak şimdi. Ne oldu biliyor musunuz bu? Bu muhtarın miracı oldu. Şimdi soru tekrar geliyor. Ya Rab, Efendimiz Aleyhisselam'a şah damarından yakınsın. Orada tecelli etseydin olmaz mıydı da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı aldın, bütün alemlerini gezdirdin? Olmazdı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın alemindeki Allah ile nefsül emirdeki, hakikatteki Allah iyice yaklaşsın diye Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam'ı bir gece vakti aldı ve bütün mülkünü, alemleri, cenneti, cehennemi, atom alemini, kütle alemini, aklınıza ne geliyorsa tamamını seyrettirdi, temaşa ettirdi. Ordularını gösterdi, meleklerini gösterdi, mülkünü, saltanatını gösterdi ki saltanat bilinmeden sultan tanınmaz. Bir cümle var, ben hadis olarak işitmişim. Siz de bakarsınız. Ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Seni hakkıyla bilemedim ey bilinmesi gereken. İşte o hakkıyla bilme nerede tamamlanıyor? Miraç'ta. Şimdi biz çok sevdiğimiz bazı zatlara büyük zat diyoruz değil mi? İmam Rabbani Hazretleri, Geylani Hazretleri, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Mevlana Hazretleri, Mevlana Halidi Hazretleri, büyük zatlar diyoruz değil mi? Neyi büyük bu zatların? Cismi mi büyük? Hayır, neyi büyük? Allah'a yakınlıkları büyük. Peki, mekanı olmayan, haşa cismi olmayan bir Allah'a yakınlık nasıl olur? Madden olmaz değil mi? Demek manen. O manen yakınlık ne demek biliyor musun? Allah'ı mülküyle birlikte ne kadar fazla parça, ne kadar fazla payda tanıyorsan, biz buna marifetullah diyoruz. Sen Allah'a o kadar yakınsın demektir. Miracı görüyor musun Miracı? Bak bunlar hep bize Miraç'ta hediye gelmiş. Allah Allah. Tekrar soralım mı? Miraç şart mıydı? Şarttı. Çünkü mülkü ve saltanatı bilinmeden sultan nefsül emirde, yani hakikatte bilinemezdi. Birinci bölüm bitti. İkinci esas. Hakikati Miraç nedir? Bu sefer de neyi sordu? Miracın hakikati, yani manası nedir diyor. Şimdi mesela siz bir iş yapıyoruz dersiniz. Manası nedir? Biz tekstilciyiz, gömlek yaparız, tişört yaparız. Manası çıkıyor değil mi ortaya? Miracın manası ne? Ne için oldu bu Miraç meselesi? Bakın şimdi. Bir cümle okuyacağız ama inanılmaz bir cümle. El cevap. Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam meratib-i kemalatta seyr-ü sülukundan ibarettir. Burada anahtar kelime şu olacak. Miraç nedir deyince seyr-ü sülük diyeceksiniz. Seyr-ü sülük da terakki demektir. Yani terakki ne oluyor? Basamakları tek 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 çıkmak. Demek ki Miraç ne demekmiş?
seyri sülük demekmiş. Seyri sülük ne demekmiş? Terakki basamak demekmiş. Ama seyri sülük seyredip geçmek demek değil. Ne demek biliyor musun? Şimdi ben bir kitabı alsam, bu kitap da bir biyografi anlatsa, bir yazarın biyografisini. Ben her sayfayı çevirdiğimde yazarı daha çok tanımış oldum mu? Bak, her sayfada terakki ettim, terakki ettim, terakki ettim. Bu kitabın her sayfası bir dakikada geçilse 1000 dakikada kitabın başından sonuna giderim. Ama 1 dakikadan kısa sürede de sonundan başına giderim. İşte buradaki bu terakki mertebesine biz ne diyoruz? Miraç diyoruz. Biraz daha örnekleyeyim, akıl açılsın. Mesela bir asker düşünün. Onun rütbe sırası nedir? Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, ilahir paşa. Ne yaptı bu asker? Terakki etti, seyri sülük etti. Ya da bir talebe düşünün. Tıp öğrencisi 1, 2, 3, 6. Daha sonra ne oldu? Diplomayı aldı, mezun oldu. İşte bu seyri sülükların her birisi, terakki basamaklarının her birisi aslında nedir biliyor musunuz? Miraçtır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miraç'ta talebe oldu. Allah Azze ve Celle'nin mülkünü sıra sıra, basamak basamak, sınıf sınıf tanıdı. Tanıdı ki dönünce aleme muallim olacaktı. Bak bak, inceleye bak ya. Efendimiz aleyhisselam Allah'ın yanında bizim elçimiz, bizim yanımızda da Allah'ın elçisi. Şimdi bir cümle var, inanılmaz. Bu miracı çok iyi anlatan bir cümle. Ne diyor biliyor musunuz Üstad Hazretleri? Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Şunu demek istiyor. Böyle ilkokul, ortaokuldan bırakıp ticarete atılmış var mı içinizde? Var mı öyle? İsim neydi? Tarık, ne iş yapıyordun? Teknisyen. Allah kolaylık versin. Abi, yani böyle derin matematik görmemişsindir herhalde. Yok. Tarık, ben de matematik öğretmeniyim. Şimdi ben kitabım olsa, soyut matematik diye bir şey ki bunu bile belki duymamışsındır. Bu kitabı da sana versem ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Niye biliyor musun? Anlaşılmaz bir kitap. Yani o matematik kitabı. Muallimsiz olsa... Öğretmensiz olsa... Evet, manasız bir kağıttan ibaret kalır. Hani böyle tırvırı zırvalar var ya, Allah Kur'an'ı göndermiş birisine ne gerek var? Ya Kur'an'ı gönderip gerek olmasa Resulü Kibriye Aleyhisselam'ı göndermezdi. Yani geçin bu işleri. Matematik için hocalara gidiyorsun, ilaç için eczacılara gidiyorsun, burada ihtiyaç yok diyorsun. O da başka hikaye. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret olur. Şimdi kainat kitabında birçok hadise gerçekleşiyor. Bu hadiselerin içerisinde kitap var. Yani okul var. Müfredat var, talebe var, öğretmen yok. Anlamı olur mu? Anlamı olmaz. Demek ki birisi o talebelerin içerisinden birisini alacak, basamak basamak miraca çıkartacak, onu muallim edip tekrar bizim aramıza gönderecek ki biz de onun açtığı yoldan işin hakikatini öğrenelim. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın mertebe mertebe Allah Azze ve Celle'nin zatına, hakikatine, yarattıklarına, bütün mertebelere, alemlere muhatap olup öğrendiklerini dönüp bizlere öğretmesinin adıdır Miraç. Miraç'ın hakikati nedir? El cevap. Miraç'ın hakikati Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tam bir muallim eylemesidir. Çünkü Allah tüm mülkünü orada açmış. Cenneti, cehennemi, alemlerini Miraç'ta açmış Efendimiz'e. Allah Resulü Aleyhisselam da orada nefsül emirde, yani bütün olayı hakikatte öğrendiğini dönüp bizlere aktarmış. Biz bir örnek vermiştik. Köydeki muhtar sultanı tam bilemeyince ne yapmıştık? Bütün sultanın mülkünü gezdirmiştik ya. Demek ki Allah Azze ve Celle kendisini Allah Resulü Aleyhisselam'a tam bildirmek için ne yapıyor? Alıp bütün mülkünü onda gezdiriyor. Dönünce Miraç'ın hakikatini bizlere anlatsın diye. Yoksa Allah Resulü olmasaydı ne olurdu biliyor musun? Tavuğa bakardık, yumurtaya bakardık, hiçbir manası olmazdı. Elmaya, armuta, portakala bakardık. Bunun bizim için hiçbir manası olmazdı. Şimdi biz giriyoruz değil mi? Bir ormana giriyoruz. Bir tane mangal yakıyoruz böyle. Ne elma, ne ağaç, ne portakal, ne toprak. Bunlardaki tefekkür bizim umurumuza gelmiyor değil mi? Halbuki o eti yiyebilmek için insan olmaya gerek yok. Çok affedersiniz, bir hayvan o etin pişmemişini yiyip doyuyor zaten. Yani bizim o elmayı, armudu, portakalı sadece yememiz için insan olarak yaratılmamız çok lüks. Çok affedersiniz, yüzünüze gül suyu. Allah bizi bir hayvan olarak yaratsaydı da yeterdi. İşte biz o elmanın, armudun, portakalın, bunların kimin tarafından verildiğinin bütün hakikatini Allah Resulü olmasaydı anlayamayacaktık. Boş boş yiyecektik, boş boş sevecektik, boş boş konuşup boş boş yaşayacaktık. Ömrümüz israf olacaktı. Bunların her birisi hangi muallim tarafından aydınlatıldı? Allah Resulü Aleyhisselam. Hangi hadise sonucu? Miraç hadisesi. Bak, Miraç'ın önemi görüyor musun ya? Allah Allah, çünkü kainatın miracı var. Çekirdeğin ağaç olması onun miracıdır. Doğru mu? Kemale varıyor. Terakki ediyor. Bir yumurtanın tavus kuşuna dönüşmesi onun miracıdır.
Bizim de Allah'ı tanıma mertebesindeki yükselişimiz, kainatın amacına uygun bir şekilde tavırda bulunmamız bizim miracımız. Ama miraca çıkmayan bir muallim olmasaydı bizim de bu miraçtan haberimiz olmayacaktı. Olaya bak ya. Şimdi kainat kitabını öğretti dedik ya Allah Resulü Aleyhisselam. Kur'an'a ceset giydirseniz ne olur biliyor musunuz? Kainat kitabı olur. Yani şu kainat kitabı, elma, armut, portakal, sen, kaşın, gözün, annen, baban, çocuğun. Bunlar ayetlerin cisimleşmiş şekilleri. Allah Allah, hadiseye bak. Bir örnek verelim mi? Şimdi bunlar neden cisimleşmiş ayet bakalım. Ayette diyor ki biz diyor arıya vahyettik diyor. Şimdi ben bu ayeti direkt okusam, kainat kitabından bunun tefsirini bakmasam belki bende anlamsız kalacak. Ama bakıyorum Kur'an'da geçen ayeti kainat kitabı tefsirinden bakıyorum. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'dan öyle öğrendik. Gidiyorum arının yanına, arabama girdiğinde kafasını cama vura vura arabadan çıkamayan bir arı laboratuvarlarda yapılamayan bir balı yapıyor. Doğru mu? Diyorum ki bu mükemmel bal, bu şuursuz arının işi olamaz. Demek ki bu arıya vahyedildi. Allah Allah, gördün mü? Nereden öğrendim? Kainat kitabından. Kainat kitabından okumayı kimden öğrendik? Muallim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Allah Allah. Bakın beyler, bütün kainat böyle biliyor musunuz? Mesela Allah Azze ve Celle'nin Munazzım ismi var. Biz bunu kainatta hendese veyahut mühendislik olarak görüyoruz. Aslında bir mühendisin yaptığı icraat kimi tanıtıyor? Allah'ın Münazzım ismini kimden öğrendik? Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrendik. Bir doktorun, öyle mi Emre? Sizin okuduğunuz tıp kitaplarının hangi isimden olduğunu, asıl kimi tanıttığını, yani Şafi isminin tecellisi olduğunu kimden öğrendik? Allah Resulü Aleyhisselam'dan öğrendik. Efendimiz göstermeseydi biz bu manalarla Allah'ı tanıyamayacaktık. Bak, kainatın temeli bu, Allah'ı tanımak. Allah'ı bilmek, daha sonra bildiğini bildirmek. Nasıl bildireceksin? Kendi miracında, namazında bildireceksin. Hala namaz kılmayan varsa burada miracı kutlamasın, kendini ağlasın. Gitti bu işlerin hakikati. Kutla geç. Bir mesaj at komşuya, geç. Bu bunun hakikati bu. İlim ne için? Bilmek ne için? Amel için. Miracı kutluyorsun, başın secdeye gitmiyor. Bazen başın gidiyor, ruhun kazık gibi dimdik. İkisi birden gidecek. Hakikatini alalım şu işlerin, hakikatini. Başka hikaye var burada. Bütün kainat Allah'ı tanıtıyor. Allah Allah. Bir elektrik neyi tanıtıyor? Allah'ın nur ismini tanıtıyor. Yani baktığın kainattaki bütün hadiseler Allah'ı tanıtıyor. Ama biz bu tanıtma eylemini Efendimiz muallim olmasaydı bilemeyecektik. Bak, Resulullah Aleyhisselam'ın kıymetini anlayın lütfen. Bizim nefes nefes ona minnet borcumuz var. Çok minnet borcumuz var yani. O bu alemde bu aydınlığı bu önümüze açmasaydı, Allah Azze ve Celle ondan razı olmasaydı, kainatı onun yüzü su hürmetine yaratmasaydı, levleka levlek lema halaktu leflak demeseydi biz bitmiştik yani. Kainatta ne yapacağımızı bilmezdik. Serseri yıldızlar gibi başımız oradan oraya vurur dururduk. Şu işin önemine bakın yani. Allah Resulü Aleyhisselam nasıl bir muallim biliyor musun? Kainatın amacı Allah'ı tanımak mı? Öyle diyoruz değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın sıfatlarını alt alta yazın. Karşısında Allah'ın esması çıkacak. Efendimiz Aleyhisselam gibi temizlikte titiz birisi görülmemiştir. Niye? Çünkü Allah'ın Kuddüs ismini tanıtsın diye. Bak bak bak. Bak bak, biz o siyeri niye okuyormuşuz görüyor musun? Bak bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha adil birisi tarihte görüldü mü? Mekke dönüşü. Şimdi kısa anlatayım. O ganimet paylaşımında tekrar Efendimiz ricacı bulununca bir tanesi tutuyor da adil ol diye boynundan çekiyor ya Allah Resulü Aleyhisselam cübbesinden. Ne diyor? Ben adil değilsem bu alemde kim adil diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki o adaleti nereden geliyor? İsmi Adıl'dan geliyor. Allah'ın adalet isminden. Yani Allah Resulü Aleyhisselam o halde Allah Azze ve Celle'yi tanıtıyor. Efendimiz'den daha rahmet sahibi, daha şefkatli biri görüldü mü? Peki neyi tanıtıyor o tavrıyla? Allah'ın Rahim ismini, Rahman ismini tanıtıyor. Efendimiz'den daha korkusuz birisi tarihte görüldü mü? Hazreti Ali Efendimiz diyor ki savaşta korktuğumuzda arkasına saklanırdık. Neyi tanıtıyorsun ya Resulallah? Ben Allah'ın Kahhar ismini tanıtıyorum. Bak, Allah Resulü'nün sıfatlarını böyle yazın, karşısında Allah'ın esmasını bulacaksınız. Ama biz bu mananın en ince noktalarına kadar bize öğretilme kısmını miraca borçluyuz. Miracın önemini görüyor musunuz? Allah Allah. Namaz bizim miracımız değil mi? Ben sanmıyorum bu cemaatte namaz kılmayan olsun yani. Tutup patronun dediğini yapacak, hanımından korkacak, evden korkup dediğini yapacak. Herkesin dediğine, nizamına uyacak. Allah'ın davetini alıp çöpe atacak. Sanmıyorum ya. Burada öyle biri yoktur. Biz namaza dururken ne yapıyoruz? İftitah tekbiri, doğru mu? Hani onun manası nedir? Kainatı arkaya attım, geçtim. İşte o geçmek kainattan vazgeçmek değil. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıfı geçmek. Ya Rab, portakalları gördüm, dersimi aldım, o bölümü geçtim. Sen bana çocuk ikram ettin, dersimi aldım, o bölümü geçtim. Hastalıklar verdin, seni tanıdım, dersimi aldım, o bölümü de geçtim.
Gençliğim bitti elimde. Senin yolunda kullandığım hakikatini anladım. O bölümü de geçtim. Yani siz namazda Allahu Ekber derken kainattan vazgeçmiyorsunuz. Kainatın basamaklarını Miraç'ta öğrendiğimiz gibi terakki ede ede geçiyorsunuz. İşte Miraç'ın hakikati. Miraç hadisesi yaşanmasaydı, ki namaz Miraç'tan sonra farz kılındı biliyorsunuz. Ondan önce iki rekat kılıyor sahabe efendilerimiz ama farz değil. Şu Miraç'ın hakikati yaşanmasaydı biz namazın bile manasını anlayamayacaktık. Görüyor musunuz? Hediyelere bak, hediyelere. İhsan-ı şahanenin reddi idam-ı muciptir. Yine hatıra gelir ki birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhaldir. Soru anlaşıldı mı? Şimdi rivayette diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan döndüğünde yatağı soğumamıştı. Efendimiz hangi binekle gidiyor? Burak'la gidiyor değil mi? Burak'ı nasıl anlatıyor biliyor musun rivayette? Şöyle anlatıyor. Gözünün gördüğü yere gidiyordu diyor. Şimdi göz neyle çalışır? Işıkla. Yani Burak ışık hızındaydı diyor. Işık hızını tarif ediyor bize. Gözünün gördüğü yere giderdi diyor. Bak bak. Başka bir rivayette diyor ki Efendimiz Aleyhisselam Miraç'tan döndüğünde dirseğinin değdiği dal titremeye devam ediyordu diyor. Bak şimdi burada neyi anlatıyor biliyor musun? Yani hakikat aleminde binler yıllık bir olay yaşanıyor ama şehadet aleminde, dünya aleminde 2-3 dakika geçmiş diyor. Diyor ki benim aklım bunu almıyor diyor. Biraz okuyalım mı? 5 dakika. Biz de deriz ki Sani-i Zülcelal'in sanatında harekat nihayet derecede muhteliftir. Hareketler çeşitlidir. Mesela savtın süratiyle ziya, yani sesin hızıyla ışığın hızı farklıdır diyor. Öyle mi? Mesela yıldırımda biz önce görüntü görüyoruz, sonra arkadan ses geliyor. Demek ki ışık sesten hızlı. Sonra elektrik. Yani elektrik de ışıktan hızlı. Sonra ruh. Ruh elektrikten hızlı. En sonunda da hayal. Hayal de ruhtan hızlı. Allah Allah. Mesela şimdi biz geçen Almanya'daydık. Gözümü kapasam hemen yine Almanya'da olabiliyorum. Hayalin hızını görüyor musunuz? Ahiretin örnekleri bunlar ha. Allah izin verirse cennete gidersek onların örnekleri inşallah. Şimdi bazı şeylerin hızı bazılarından farklı. Burayı anladık değil mi? Tamam. Seyyaratın dahi fennan harekatı o kadar muhteliftir ki akır ayrettir. Yani cisimlerin de hareketi birbirinden farklıdır. Zaten köpeğin hareketiyle tavuğun hareketi farklı olmasa tavuk köpekten kaçamaz bu sefer. Acaba, bak bak cümleye bak. Latif cismi uruçta süratli olan ulvi ruhuna tabi olmuş ruh suratinde hareketi nasıl akla muhalif gözükür? Bak şimdi. Ben buradan odama gitsem benim cismim mi ruhuma tabi olur? Ruhum mu cismime tabi olur? Ruhum cismime biner, saatte 3-4 kilometre hızla odama giderim. Peki sizinle arabaya gitsek, 100 kilometre hıza gidersek, demek ki cismim bu sefer arabaya tabi oldu. Uçağa binsek, 1000 kilometre gitsek, bu sefer de cismim uçağa tabi oldu. Demek ki bir şey bir şeye tabi olarak hızını değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Benim ruhum cismime tabi olunca 3-4 kilometre hızla odama yürüdüğüm gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın latif cismi ruhunun üstüne binmiş, ona tabi olmuş, ruh hızında miraca yükselmiş. Allah Allah. Bak bak, tabi olunca hız değişiyor değil mi? Bizim hep ruhumuz cismimize binmiş, 3-4 kilometre hızımız var. Allah Resulü'nün latif cismi ruhuna binmiş. O yüzden ruhun hızında hareket etmiş miraçta. Hem 10 dakika yatsan bazen olur ki 1000 sene kadar halata mazhar olursun. Öyle oluyor değil mi? Şurada dalıyorsun, bir uyanıyorsun. Çocukluğun, büyümen, ülke değiştirmen, seyahatlerin her biri rüyaya, misal alemine girmiş. Çünkü hayal daha hızlı. Halbuki şehadet aleminde dünyada 2-3 dakika geçmiş. Hatta bir dakikada insan gördüğü rüyayı, onun içinde işittiği sözleri, söylediği kelimatı toplansa uyanık aleminde bir günde belki daha fazla zamanda lazımdır. Demek oluyor ki bir zamanı vahid iki şahsa nispeten birisine bir gün, birisine bir sene hükmüne geçebilir. Aynı zaman dilimi ama içeriği aynı zaman miktarı değil. Şu manaya bir temsille bak. İnsanın hareketinden, güllelerin hareketinden, savttan, sesin hareketinden, ziyadan, ışığın hareketinden, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sürat-ı harekatta bir mikyas olmak için şöyle bir saat farz edelim ki o saatte 10 iğne var. Birisi saatleri gösterir, biri de ondan 60 defa daha geniş bir dairede dakikayı sayar. Elimde bir saat var. Şu gördüğünüz saati gösteriyor değil mi? Şu dakikayı gösteriyor. Şunu anlatacağım. Aynı zaman dilimi geçecek
ama aynı miktarda olay geçmeyecek. Mesela Mehmet, sen saatin üstüne oturacaksın. Burada senin evin var. Bir saatlik bir macera hakkın var. Mehmet, bir saatte bu kadar gezebilirsin değil mi? Cüneyt abi, sen evin dakikada. Seni de bir saat gezdireceğim Cüneyt abi. Mehmet bir saatte bu kadar mı gezmişti? Bak, Cüneyt bir saatte bu kadar gezer. Doğru mu? Emre'yi de saniyeye oturttum. Emre bir saatte ne kadar gezer biliyor musunuz? Böyle gezer. Soru neydi? Benim için bir iki dakika olan Efendimiz'de binler sene geçmiş. Ben bunu anlayamıyorum. Sen saate oturuyordun. Senin için bir saatte şu kadarcık seyahat oldu. Efendimiz Aleyhisselam dakikaya değil, saniyeye de değil. Bunun 11'im altı olan aşire oturdu. Ve bir saat içerisinde onun ettiği seyahat alemi doldurdu. Sana bir iki dakika, Allah Resulüne 18 bin alem seyahat. İşte Miracın manaları, hikmetleri bunlar. Ya vermeseydi Miracı bize, ya tohumun Miracı kemale yürümeyip ağaç olmasaydı, yumurtanın Miracı yaşamasaydı, insanın Miracı insanı kamil olmasaydık, insanı kamille insanın farkı nedir biliyor musunuz? İnsanı kamil her an Allah'ın onu gördüğü şuurunda yaşar, buna iman eder. İnsan dediğin, normal insan dediğin de sadece camide Allah'ın onu gördüğünü zanneder, odada yalnızken gördüğüne iman etmez. Biz Miraç'la bu mertebeleri kat edeceğiz. Bizim de bir Miraç duamız var. Dün kiralık yer baktık, buraya sığmıyoruz. İstanbul büyüsün, o tohum da büyüsün. Neşvi nema bulsun, o ağaç da yeşersin. Meyveler versin buralarda. Bu memlekete hayırlı iman derslerini, bu işin temel meselesini anlayan muallimler, adamlar yetiştirsin diye biz de miracımızı Rabbimizden niyaz ve talep ediyoruz. Bugünün hürmetine sığınıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve diğer mübarek ne kadarları varsa, onların ne kadar duası varsa toplu bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye ikram ediyoruz. Her birisinde sığınıp bu medresenin miracını Allah'tan talep ediyoruz. Tez vakitte ya Rab bizi hayırlı ise daha büyüğüne geçir. Şu an yer alabilecek noktayı biriktiremedik. Henüz toplanmadı. Ama bu şekilde de olmayacağından dolayı hiç değilse kiralık bir yeri büyüteceğiz. Dün yerler baktık. Haber bekliyoruz. Bakarsınız birkaç hafta sonra böyle terde, dört kat boyunca aşağılara kadar kalabalık içerisinde değil de her birimiz uygun bir şekilde bu dersleri dinleriz. Ölene kadar da dinleriz. Ve dinlerken de biz şahsi miracımızı yaşarız. Ama şahsi miracımıza bir basamak olsun diye inşallah Hayalhanem Medresesi de kendi kemalatını, kendi miracını yaşar ve bu tohum büyür, neşvi nema bulur, ağaç olur, meyve verir. Ahirette o meyve dilimize şerbet olur, gül suyu olur, lokum olur. İnşallah amin, amin, amin. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Ben biraz hasta olmuşum. Bir müsaade istesem yukarıda ilaç içsem olur mu? Boğaz bitti çünkü. Bundan sonrası artık sıkıntıya girer. İstanbul'un soğuğunu yemişiz de. Ben müsaadenizi isteyeceğim. Olur mu? Çok da memnun oldum. Birbirimize dua edelim. Ama ben duaları bugün bu Hayalhanem Medresesi için istiyorum. Çünkü bu kadar arkadaş sığmıyor. Çay verirken bile sığmıyoruz. Ve bu arkadaşların kalabalığı değil, keyfiyeti elzem, yetiştirilmesi lazım. Buraya gelip dersleri dinlemeleri lazım. Yani stadyumu dolduran kalabalıklar değil, Halid bin Velid Efendimiz'e benzeyen bir kişiyi yetiştirebilmek değil mi? Musab bin Ümeyr Efendimiz'in gönül yangını gibi birisine ulaşabilmek. Habbab bin Eret'in eli yandığında ne oldu denildiğinde gönül yangınımdan elimin yangını duyamadım diyen birisine ulaşabilmek. Bunlar için çok elzem yani. O yüzden ne olur bu gecelerde dualarınızı esirgemeyin. Hem kavli, hem fiili, hem ızdırari bütün dualarınızı talep ediyoruz. Bekliyoruz inşallah. Allah miracınızı hayır eylesin inşallah. Selamun aleyküm. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir
veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.